Bol Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim, geçen hafta Brüksel'de Türkiye'nin de katıldığı, 5 yıl sonra katıldığı bir toplantı oldu Avrupa Birliği üyeleri arasında. Bu toplantı öncesinde Türk medyasında önemli beklenti yükselten haberler çıktı. Ama hemen sonrasında biraz sanki benim anladığım kadarıyla biraz sessizliğe gömüldü ortalık gibi geliyor benim kanaatim. Ama bunu işte Brüksel'de ne olduğunu bir konuğum var, ona soracağım. Haşim Tekineş, kendisi dış politika uzmanı. Haşim Bey, hoş geldiniz ve hemen Brüksel'deki toplantıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle Brüksel'deki toplantı Türkiye için hem olumlu hem olumsuz denilebilir yani sonuçları itibariyle. Öncelikle bu Gimnich deniyor bu toplantılar için. Onun hakkında bir kısaca bir bilgi vereyim. Bu 1974'ten beri Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya geldikleri bir toplantı. 6 ayda bir yapılıyor ve birliğin önemli konuları burada konuşuluyor. Toplantının özelliği ne? Toplantının özelliği şu. Buraya bakanların yardımcıları, asistanları katılmıyor. Dolayısıyla böyle bir daha böyle teknik ekipten ayrı, tek başlarına geliyorlar. Dolayısıyla biraz daha samimi bir ortam olsun. Bakanlar kendi aralarında daha rahat sosyalleşebilsin ve burada daha rahat konuşabilsinler, daha mevzuları daha açıklıkla dile getirebilsinler. O arkadaki bürokratik, siyasi baskı olmadan rahatlıkla düşündüklerini ifade edebilsinler diye böyle bir ortam, böyle bir platform oluşturulmuş. Ve önemli bir platform en nihayetinde. Türkiye tabii daha önceleri davet ediliyordu. Ancak 2019'da yaşanan, bu hatırlarsanız, Doğu Akdeniz'de bir gerilim vardı Türkiye'nin. İşte Türkiye oradaki sondaj faaliyetlerine karşılık Türkiye oraya savaş gemilerini göndermişti ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gerilmişti. Avrupa Birliği ondan sonra Türkiye ile diyaloğu kesme kararı vermişti. Ondan beri dedi, yani 2019'dan bu tarafa hiç çağrılmadı. En son işte o zaman Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı. Şubat ayıydı zannediyorsam. O zamandan bu yana ilk defa Türk Dışişleri Bakanı bu toplantıya katılıyor ve bu en nihayetinde evet bir diplomatik başarıdır sonuçta. Türkiye böyle bir toplantıya davet edilmiş. Sanki haber metinlerinden, medyaya yansıyan haberlerden biraz da Türkiye'nin biraz diplomatik girişimiyle de sanki bu şey oluşturulmuş gibi, bu davet elde edilmiş gibi de bir şey var, sanki hava var. En azından benim edindiğim izlenim bu şekilde. Ancak ne olursa olsun, ister Türkiye'nin girişimiyle başlasın, ister kendileri davet etmiş olsunlar, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın işte 5 yıl sonra buraya davet edilmiş olması önemli bir şey. Ki benim gördüğüm 2000, yani şimdi tabii Türkiye'deki özellikle muhalif çevrelerde genelde konuşulurken sanki Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri tamamen koparmak istiyor da işte Şangay İşbirliği Örgütü'ne şey yapmak istiyor gibi bir algı var. Ancak bu doğru değil. Türkiye birçok tarafla aynı anda ilişkilerini sürdürmek istiyor. Biraz da sıkıntısı buradan da kaynaklanıyor. Yani bu çok taraflılığı idare etmekte zorlanıyor Türkiye. Türkiye en nihayetinde Avrupa Birliği ile ilişkilerini devam ettirmek istiyor. 2021 yılından beri de Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri daha da güçleniyor. İyi tarafa doğru, o pozitif yönde ilerliyor diye genelde Türk medyasında bu tarz haberler görmek mümkün. Dolayısıyla bir Türk Dışişleri Bakanı'nın, kendisini de parlatmak isteyen bir Türk Dışişleri Bakanı'nın bu toplantıya katılmış olması, bu toplantıya davet edilmiş olması ve bunu da medyada, Türk medyasında parlatmaya çalışması çok da aslında abes bir durum değil. Ancak sonuçları itibariyle hani nasıl bir sonuç doğurdu? Evet, davet edildiniz, katıldınız, bunlar güzel. Ancak toplantının sonucunda ne elde ettiniz? Orası biraz daha karmaşık. Şöyle görüyoruz, Türkiye'nin için öncelikli olan konularda çok bir ilerleme yok. Öncelikli olan konular neler? Vize konusu. Türkiye işte bu Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarının vizesiz bir şekilde seyahat edebilmesini istiyor. Bu konuda bir gelişme yok. Gümrük Birliği mevzusu, evet Gümrük Birliği anlaşması artık biraz daha demode olmuş. Yeniden güncellenmesi gereken, güncel şartlara göre yeniden düzenlenmesi gereken bir anlaşma. Bunun reform edilmesini istiyor Türkiye. Bununla alakalı da bir talep yok. Üstüne üstlük bir de anladığımız kadarıyla Türkiye'nin bu Avrupa Birliği üyeliği süreci, bu konularda biraz da toplantı da Türkiye'nin hem demokratik ve hukuk devleti standartlarının oldukça düşmüş olması, yani bir otoriter devlete dönüşmüş olması gündeme gelmiş. Hem de muhtemelen anladığımız kadarıyla Hakan Fidan'ın sonraki açıklamalarından, yani toplantıdan sonra yaptığı açıklamalardan Rum kesimi toplantıda Hakan Fidan'ı sıkıştırmışlar. Bu da galiba biraz Hakan Fidan'ı sinirlendirmiş. Öyle anlıyorum hani şeyden. Bu yani Türkiye'nin
öncelik verdiği bu tarz işte vize ve özellikle gümrük birliği konularında ve Avrupa Birliği üyeliği tabii o diğerlerine göre biraz daha uzak bir hedef. Bunlarda bir gelişme yok. Ancak olumlu denebilecek taraf şu, Avrupa Birliği de Türkiye'de diyaloğu devam ettirmek istiyor. Avrupa Birliği şeyleri, bakanları da bununla alakalı bir şey vermişler yani pozitif yönde. İşte bu diyaloğu devam ettirelim, konuşmaya devam edelim. İşte hem Ukrayna konusunda, hem Doğu Akdeniz konusunda, hem Suriye konusunda. Tabii Türkiye nihayetinde Avrupa Birliği'nin sınırlarında önemli, güçlü bir ülke. Sorun çıkarabilme kapasitesi de oldukça yüksek bir ülke. Dolayısıyla Avrupa Birliği de elindeki en önemli kozlar neler? İşte diplomasi var, ekonomi var. Bunları iyi kullanarak Türkiye'yi her zaman işte bir kol uzunluğu mesafesinde mi denir artık ya da hep yakınında tutmak istiyor ki hani sorun çıkarmasın, sorunları çözelim, idare edelim, şey yapalım. Ancak Türkiye'ye tabii olumlu, hani Türkiye'nin beklediği şeyler ne denir? Bu üç şey işte vize, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği üyeliği bunlarda tabii olumlu bir sonuç yok. Olumlu sonuç sadece iki taraf arasında diyaloğun ve diplomasinin güçlenmiş olması. Evet, şunu söylüyorsunuz Haşim Bey, zaten hani informal, gayri resmi bir buluşma ve bakanların sosyalleşmesini amaçlayan bir toplantı olduğu için Hakan Fidan sosyalleşmiş oradaki Yunan Dışişleri Bakanı ve galiba Belçika Dışişleri Bakanı'yla bir ayrı ayrı fotoğraflar var, yönetmenim de gösterebilir o buluşmalar. Bir de Josep Borrell'le bu şeyin komisyon başkanı, yanlış ifade etmiyorsam, diyorsam düzeltin beni. Onlarla yani toplam 3 adet fotoğraf var Hakan Fidan'ın sayfasında, hatta Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında. Yani ben de hani az önce dediniz ya biraz Hakan Fidan'ı kızdırmışlar diye. Normalde Hakan Fidan bu türlü PR olaylarını, parlatma olaylarını seven bir figür olduğunu da biliyoruz. Ama toplantı sonrasında toplantıya ait hiçbir video açıklama, şu üç fotoğraf dışında bulamadım açıkçası. Kurumun resmi sayfasında olsun, diğer mecralarda olsun. Bu da yani sizin az önce bahsettiğiniz o Hakan Fidan'ın kızdırıldığı ifadesini güçlendiren bulgular, benim gözlemlerim. Bunu da size katkılara eklemek istedim. Şimdi dediniz ya, yani oradan şu anda bu zirveden çok bir şey çıkmamış, okey. Ama bir de bir süredir konuşulan Türkiye'nin başka bir komisere bağlanacağı Akdeniz Komiserliği, yani genişlemeden sorumlu komiserlikle işlerini artık yürütme yerine Akdeniz Komiserliği gibi, işte adına siz başka bir komiserlik deyin, ne derseniz deyin, başka bir komiserliğe aktarılması, bağlanması da söz konusu. Bu konu burada gündeme gelmiş midir? Böyle bir değişiklik Türkiye açısından ne anlama geliyor? Yani açıkçası evet, bu da haberlere yansıyan hem yabancı basında hem Türk basında, işte eskiden bunu Türkiye'yi genişlemeden sorumlu yüksek komiserlik Avrupa Birliği'nin hani o idari yapısı içerisinde Türkiye dosyasına bu bakıyordu. Çünkü Türkiye bir ortak olarak ya da işte muhtemelen ileride ortak olabilecek, Avrupa Birliği'nin parçası olabilecek bir ülke olarak. Ki mesela şu an bu komiserliğe Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna, yani bu komiserliğin ilgi alanına, görev alanına giren ülkeler. Eskiden Türkiye de buradaydı. Ancak Türkiye'nin son yıllarda değişen işte algısı, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki olan değişim, tabii bu dosyayı, bir de tabii Avrupa Birliği perspektifinin artık hani yerle bir olmuş olması, artık burada bulunmasını biraz imkan anlamsız hale getiriyor ve Türkiye daha böyle ilgili olabilecek bir idari birim baksın diye. Şimdi hani anladığım kadarıyla Doğu Akdeniz birimi kurulmak isteniyor, bir komiserlik kurulmak isteniyor ve orada bakılsın. Ancak Türkiye'de, hani Türkiye'de anladığım kadarıyla hani hem iktidar medyasında ya da yakın çevrelerde bu bir gönül kırıklığına, bir hayal kırıklığına sebep olmuş. Bu biraz hani böyle bir şey olarak burada bir hassasiyet oluşmuş. Yani hani bizi niye oradan alıyorlar da buraya? Ya birincisi bunu tartışmak bana biraz saçma geliyor. Çünkü bu en nihayetinde Avrupa Birliği'nin kendi iç idari yapısının organizasyonu. Yani hani Afrika'dan bir ülke desek, yani hani yani bizi Afrika olarak, yani Mısır desek ki bizi Afrika dairesinde değil de şeyde, Orta Doğu dairesinde, yani şu dairede değil de bu dairede çalışsın falan. Yani bu ülke
ilgilendirme. Bu Türkiye hani nasıl görmek istiyor? Hani kendi idari yapısı ile alakalı bir değerlendirme. Birincisi bu. İkincisi yanlış yere odaklanılıyor. Yani bu bir sonuç. Yani Türkiye'nin hukuk devletinin, hukuk devleti olarak Türkiye'nin artık ortadan kalkmış olması, Türkiye'de hukuk devleti prensiplerinin, hukukun üstünlüğünün ortadan kalkmış olması, demokrasinin yerle bir olmuş olması, insan hakları, yani siz artık, yani sizin ülkenizde düzenli, sistematik, yaygın işkence var. Düzenli, sistematik insan hakları ihlalleri var. Ve siz yani Avrupa Birliği ideallerinden, o işte prensiplerden olabildiğince uzaksınız. Esas sorun burada yatıyor. Yoksa hani sizi o daireye koymuş, bu daireye koymuş, şununla ilgileniyor. Bence bu çok önemli değil. Ha ne olur, Türkiye çok tepki gösterir buna ki yapar. Türkiye'nin de gönlü olsun diye atıyorum Türkiye dairesi oluşturur, Türkiye komiserliği oluşturur. Oraya koyar ya da yakın komşular komiserliği olur. Hani bir ara bir formül bulur, Türkiye'yi de şey yapmayacak, kızdırmayacak. Orada ilgilenir ya der işte bundan sonra böyle falan. Ama sonuç değişmiyor sonuç. Size olan bakış artık değişmiş. Size artık bir güvenlik tehdidi olarak da görüyorsunuz. Yani artık sizi bir partner olarak, bir ileride bir ortak olarak, Avrupa Birliği üyesi, üye adayı olarak görmüyor. Size artık bir sınırlarınızda önemli bir güç, bazen hatta bir güvenlik tehdidi de olabilen bir güç olarak sizi görüyor ve böyle değerlendiriyor. Bence önemli olan kısım bu burada. Yoksa hangi dairede olduğu çok da önemli değil aslında. O zaman Avrupa Birliği bizi küme düşürmüş diyebilir miyiz? Yani hedeflerden uzaklaşmışız. Biz kendi kendimize küme düştük Türkiye olarak. Bu da tabii herkesin algısına, yani bu Avrupa Birliği'de olur, Amerika'da olur, Rusya'da olur, Çin'de olur. Hani diğer ülkelerin algısında da Türkiye algısı, hani Rusya'da, Çin'de bunlar da çok iyi değil yani. Hani dünyanın hiçbir yerinde iyi değil. Çünkü siz artık hani sözüne güvenilmeyen, diplomasiyi beceremeyen, işte bir gün öyle deyip başka gün başka türlü davranabilen, bir gün Rusya'da işte biz bu taraftayız deyip öbür gün başka bir şekilde politika izle. Bunun da böyle bir, ne denir, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı şeyinde, hani meşhurdu Türkiye'de bir zamanlar. Meşrulaştı. Böyle zanneden, bunu bir diplomasi dehası zanneden bir ülkesiniz. Siz kendi kendinize küme düşüyorsunuz. Bu da tabii herkesin davranışına bütün dünyaya yansıyor. O zaman aslında küme düşüşümüzü de burada bizim yüzümüze bir bakıma söylemiş mi oluyorlar? Yani biz kendimiz küme düştük, onlar da bizi fiili olarak düşürmüş oldular. Tabii yani hani siz de bir de şimdi düşünün, daha samimi bir toplantıya gidiyorsunuz. Daha herkesin daha açık konuştuğu, daha rahat konuştuğu, böyle ne denir, diplomatik o şeylerden, diplomatik cümlelerden daha uzak, biraz daha net, ki yani bazı Avrupa ülkeleri de net konuşmayı severler. Hani açık konuşmayı biraz daha Orta Doğu'dan farklı olarak. Bu da tabii Hakan Fidan'a orada büyük ihtimal biraz canını yakmış olabilir. Evet, demek ki sonrasında haber gelmeyen, beklenen ama gelmeyen haber bombardımanının sebebi de biraz açıklandı. Bence konuyu çok kısa ve öz bir şekilde özetlediniz. Haşim Bey, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler, görüldüğü gibi Avrupa Birliği artık yollar tamamen kapanmış. Hatta küme bile düşmüşüz. Ne yapalım? Kendi düşen ağlamaz. Toparlanmak gerekiyor, silkelenmek gerekiyor. Az önce de Haşim Bey'in uyarılarında olduğu gibi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.